Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Herkese mutlu bir cumartesi diliyorum. İkinci video ile karşınızdayım. İnşallah bir de yayınla karşınızda olurum. Şimdi değerli arkadaşlar Fenerbahçe'mizden adil yönetim açıklaması diye başlayayım. Bu arada hakikaten bak şunu tavsiye ederim. Formadan daha ucuz maliyeti var ama yani günlük hayatta da giyebileceğiniz bir şey istiyorsanız tam sizlik bir şey. Fenerbahçe Spor Kulübü yeni sezon öncesi hakemlerden, TFF'den adil bir yönetim beklediğine dair bir açıklama yaptı. Hakem, TFF. Yani Galatasaray'dan adil bir yönetim beklediğine dair açıklama yaptı. Yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerden adil bir yönetim beklediğine şu sözlerle dile getirdi. Türk Spor'a sadece futbol değil, Türk Spor'a sadece futbol odağında değil, sporun 9 farklı branşında yüzlerce sporcusuyla hizmet eden Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Trendio Süper Lig 2023-24 sezonuna yönelik açıklamamızdır. Futbol taraftarlar için bir tutku olmaktan öte toplumu ve kitleleri bir araya getiren, dostluk ile rekabeti aynı anda yaşatan evremsel bir spor dalıdır. Birbirine bağlı pek çok dinamiği barındıran küçük müdahalelerin büyük sonuçlara etki ettiği futbolda en önemli yön vericilerden olan Türkiye Futbol Federasyonu ve tüm hakemlerden beklentimiz. Futbolun adaletini ve eşitliğini her koşulda korumaları, her türlü manipülasyondan uzak durmaları, objektif bir yaklaşım ve yönetim sergilemeleridir. Hakemlerin sorumluluklarında adil ve tarafsız olmaları, her takıma aynı mesafede yaklaşmaları, kararlarını dış etki ve etkenlere kapılmadan vermeleri, sporun ruhunu ve fair play ilkesini yansıtacak, futbolun basit ve temiz bir oyun olduğu gerçeğini herkese yaşatacaktır. Tarifsiz emek, yatırım ve fedakarlığın olduğu futbolda gösterilecek tarafsızlık ve alın terine saygı Türkiye futbolunu hak Türk futbolunu hak edenin kazandığı güçlü, saygın bir noktaya taşıyacak yegane unsurdur. Türk futbolunun en önemli paydaşlarından biri olarak tüm bu gerçekler çerçevesinde manipülasyonlardan uzak, mutlak adaletin egemen olduğu bir sezonu heyecanla bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu yönde atacağı her adama... tam destek vereceğimizi kamuoyuna açıklıyoruz demiş. Yani ne şike ediyor, ne başka bir şey diyor. Ne Galatasaray şikecidir diyor, ne Beşiktaş şucudur, Trabzon bucudur diyor. Hiçbir şey demiyor. Açık, net bir şekilde arkadaş ben adalet istiyorum diyor. Anladınız mı arkadaşlar? Umarım anladınız. Adalet istiyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray bu kadar yatırım yapmışken adalet zaten olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Şimdi Fenerbahçe transfer demişken Ekambi. Ekambi çok soruldu. Hatta birçok kişi mırın kırın etti. Ekambi'de rakip Abha Club diye bir haber gördüm. Şimdi haberin içerisinde şu var. Kadrosuna katmak istediği Ekambi'ye Suudi Arabistan'dan rakip çıktı. Lyon'la anlaşma aşamasına geldi falan filan diye. 3 gün oluyor sanırım. 3 gündür aynı şeyi söylüyorum. Çünkü pazartesi günü oyuncu bize dönüş yapacaktı. Dönüş yapmadı. Olumlu ya da olumsuz. Yani olumlu dönüş yapsaydı bana mutlaka şu haber gelirdi. Verekan bir kapını diye. Büyük ihtimalle hani vazgeçildi mi diyeyim. Oyuncu tercihini başka taraftan yana mı kullandı diyeyim. E, son zamanlardaki trend olan hiç ilgilenmedik ki mi diyeyim. Valla Lyon iki kulübede 1.7 bon servis üzerinden anlaşmaya vardı ancak Ekan bir daha yüksek maaş alacağı Suudi Arabistan'a gidebilir diyor. Gitmiştir ben size söyleyeyim. Herkes için hayırlısı olsun. Zaten Fenerbahçe taraftarı da yani nerede bu Ekan diyordu gelmese keşke diyordu. Cengiz daha iyi diyordu. Bu arada Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini tamamladı. Dün akşam çok güzel bir canlı yayın yaptık ve ben şuna inanıyorum. Ciddi manada o canlı yayından e, kanalımıza getirisi olacaktır. Çünkü bizim kanalımızda şöyle bir durum var arkadaşlar. Fenerbahçe aşığı herkes bizim kanalımıza abone oluyor. Bitmiyor diyor ki, ulan ben abone oldum. Şu da iyi Fenerbahçeliler. Bunu da davet edeyim diyor. Ve son 28 günde kanalımız 3500 abone artışı yaşadı. Sizlerden ricam şu. Hayatınızda tanıdığınız az fenerli çok fenerli fark etmez. Ne kadar fener bahçeli varsa. Arkadaşlar bak ben bir kanalı takip ediyorum. o şuna da gidiyor. Bir de sen dene de. getir kanala. Ya ben YouTube'dan işim olmaz. Ben ayda yılda bir video izlerim diyor hocam. Getir. Şuna 34601 olsun. 602 olsun. 3 olsun. Anladınız mı? Yani ne kadar kuvvetli. Bak bir şey söyleyeyim. Şuranın 346 bin olduğunu düşünün. Ben burada desem ki arkadaşlar Ekan bir hoş bir futbolcu değil. Almamıza gerek yok. Emin olun gündem olur. Niye bunu yapmıyoruz? Bak biz kendi yanında kavrulan bir kanalız. Bizim öyle kulüpten aldığımız ücret yok. Koç holding'den aldığımız aylık para yok. Ne bileyim başka dış, dış güçlerden aldığımız para yok. Dış minnaklardan aldığımız para yok. Kendi yanımızda kavruluyoruz. Anladınız mı? O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Cengiz Ünder Marsilya forması giyiyordu. Artık Fenerbahçe forması giyiyor. Fenerbahçe Cengiz'i kadrosuna kattı arkadaşlar. Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun da haberine göre Sarı Lacivertler 26 yaşındaki kanat oyuncusu için resmi imzaları attı. Bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro milli futbolcuya da yıllık 2,5 milyon euroya denk gelen bir maaş verecek. Bugün İstanbul'da olacak ve sağlık kontrollerinden geçecek bu arada transfer döneminde ben bazı dostluklar edinmiş oldum. Ee, özellikle Sercan Hamzoğlu hem bu transfer döneminde e, hem de diğer dönemlere nazaran son dönemlerde gayet iyi bir şekilde, iyi bir çizgide gidiyor. Fenerbahçe dostlu çizgisinde gidiyor. Fenerbahçe ile gidenler, bir de Fenerbahçe için gidenler var. Fenerbahçe için yola devam ediyor. Kendisine de buradan kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şimdi Cengiz Marsilya'da da çöptü bak. Şimdi Fenerbahçe'de taraftarlarda bir olay var. Cengiz Galatasaray'a gidecek. Almak adamlara kaptırdık. Yerli kuralı. Adamlar bunu da alır. Onu oynatır. Kerem oynatır. Arkasına Yurusu oynatır. Bak adamlar kanatları Türkleştirdi. Tamam. Bu adamlar üç Türk'ü çok kolayca bulur diyorsunuz. Cengiz Fenerbahçe'ye gelecek. Ya bırak hocam ya. Milli takımda bile sevmediğim futbolcu Fener'e niye geliyor? Oluyor. Ben mesela Ersan zihniyetindeki arkadaşları çok merak ediyorum. Fenerbahçe her gün bir yıldız açıklıyor. Hani BKV açıklandı. Bence Mert Müldür de fena sayılmayacak bir isim. E şimdi Fred açıklandı. Şimdi Cengiz Ünder. Çöp, vasat, çöp, vasat. Hani Ali Koç iyi isimler getirince 7-24 yorum yapacağım diyordunuz. Çıkın sahneye. Çıkın Rögar kapaklarınızı kaldırın. Çıkın oradan. İçinde yaşadığınız şeyden çıkın. Açıklayın deyin ki adam iyi transfer yapıyor. Helal olsun. Galatasaray'a gittiği zaman dünya star Fener'e geldiği zaman çöp ilan ettiğiniz futbolculara bir yenisi daha eklendi. Zorunuza gidiyor biliyorum ama Fransa ekibinde 93 maç 18 gol 12 asist. 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. 1.73 boyunda Koyu Fenerbahçeli Cengiz milli takımda 49 maçta süre aldı. 16 gol kaydetti. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyiyordu. Artık Fenerbahçe'de forma giyecek. Bu arada hocam Fred tamam dedin. Evet. Barney de tamam dedin. Vilma da tamam dedi. Wilma zaten yıllardır tamam. Amerika'dan getirdik Wilma'yı. Pensilvanya'da yaşıyordu. Artık Türkiye'de yaşıyor İstanbul'da. Yani taş devrinden beri biz Fred onlar Vilma, Esprileri de dolaşıyor ortada. Çok da güzel şiir oldu sanki. Bu da burada dursun. <laughs> Neyse. Şimdi Fred ve Cengiz'den sonra Fenerbahçe kimi alacak? Acaba kimi alacak? Tanguy Endombele. Şimdi Tanguyen Donbele için ben size söyleyeyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de teklifini yaptı. Galatasaray'da teklifini yaptı. Fenerbahçe çok önemli değil. Yani alsak da olur almasak da teklifi yaptı. Galatasaray aman alalım Pensilvay şey Florya'ya girecek yüzü bulamayız dediler. Şimdi Galatasaray'ın teklifi Fenerbahçe'den daha iyi. Maddi anlamda daha iyi. Bilginiz olsun. Bak ben açık ve net konuşuyorum. Galatasaray'ın teklifi maddi anlamda Fenerbahçe'den daha iyi. Daha yüksek teklif verdiler. Gerçi onlara göre 3 milyon euro bon servis 750 bin TL'de yıllık ücret verirler ama olsun. İnşallah bir gün eller ayaklarına dolaşır. boyaları meydana çıkar ve büyük cezalar alırlar inşallah. Şimdi transfer dönemine hızlı giriş yaptı Fenerbahçe. Şimdi tekrar gaza bastı. Frenlemişti değil mi? Hadi Ali Koç frenden ayağını çek diyordunuz. Ali Koç ayağını çekti. Bu sefer de yorumlarda şunu söylüyor. Amma Ali Koç'u övdün ha. 5 senedir yaşadıklarımız yetmedi sanki. Lan 5 seneyi sizden çok ben eleştiriyorum. 5 seneyi en fazla ben eleştiriyorum. Ama 5 sene kötü yönetti. Şimdi böyle şöyle düşünün. Bir insan bir insana 5 sene boyunca borcunu ödemiyor. 6. sene diyor ki arkadaşım gel ben senden ne kadar borç almıştım? 300 bin TL. O günün şartlarında kaç dolardı? 150 bin dolar. Bugünün şartlarında kaç dolar? 150 şey. Bugünün şartlarında kaç dolar? Bugünün şartlarında 20 bin dolar misal. Kardeşim ben senden 150 bin dolar aldım. 150 bin dolar olarak iade ediyorum dedi. 5 seneyi unutur musunuz? Hocam unutmam ama şimdi bak 20 bin dolar nereye? 150 bin dolar nereye? Yani insan bir şekilde de unutur yani 150 bin dolar geldikten sonra. Yani unutur hocam ya. O, o para yani bir nevi yasal faiz yani çok güzel olur dersiniz. Ali Koç size 20 bin dolar aldığı para 150 bin değil 500 bin dolar olarak geri veriyor. Hala dilinizde çöp 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 çöp. Dün kap yapıldı Fred konusunda. Bugün de Cengiz konusunda kap yapılacak. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz sıralarda ki aşağı yukarı 18-30'a falan planlamayı düşünüyorum. Kap yapılmış olacaktır diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe Endombele için harekete geçti. Kap Cengiz için yapılacak Endombele için değil. Arkadaşlar ben size haftalardır, günlerdir, aylardır ne diyorum? 2 milyon euro kiralama bedeli 8 milyon euro satın alma opsiyonu. O 8 de 2-2-2 şeklinde toplam 10 milyon euro. Ancak 5 takside bölünmüş para şeklinde teklifimiz var. Galatasaray'ın teklifi 16 milyon euro sonraki himmetten pay, sonraki satıştan pay. Yani Galatasaray'ın teklifi daha iyi. Çünkü adamlara da pay lazım, para lazım. Düşündüğün zaman. Geçen sezon ne yaptı? Napoli'de kiralık geçirdi. İtalya'da Serie A şampiyonluğu yaşadı. 26 yaşında. 12'si ilk 11 olmak üzere toplam 40 maçta görev aldı. İki kez ağları saçtı. Bir de asist yaptım. Tottenham yeni sezon planlamasında istemiyor. Şimdi ben Tottenham'ı da anlıyorum. Gayet iyi bir şekilde anlıyorum. Ama ben Fenerbahçe'yi de anlıyorum. Ortada bir maddiyat var. Ortada ciddi bir maddiyat var. Ve bu maddiyatı doğru kullanmak lazım. Arkadaşlar diyorsunuz ya ya 1 milyon euronun pazarlığını yapıyor bas parayı al. Siz günlük hayatta böyle yapıyorsanız Yoksul hayatı çekersiniz. Bakın Fenerbahçe 198.28 milyon euro transfer market değerine sahip şimdilik. Şimdilik. Hocam senin eskiden kehanetlerin olurdu. Transfer sezonu bitiminde ne kadar olacak? 300 milyon euroya yakın olacak. Hocam imkansız 300 milyon euro olamaz. Galatasaray'ınki 247.5 milyon euro. Tabi. O çöp Nelson falan 18 yazılırsa normal yani. Çöp son. Angelina falan da düşüş yaşar muhtemelen. Yani koyası meydana çıktı gibi. Sakaboya çıldırır. Sinirlenirse falan. Torreira gitmezse falan. Danilo çöpü bu kadar sakatken 27'de falan durursa tabi böyle olur. Yani izleyeceğiz. İzleyeceğiz. İkisini de iki takımı da merak tıcı. Ha şurada bir gerçek. Tete'yi aldı Galatasaray 25 milyon euro. Zahayı aldı 22 etti sana 47. 19'da Icardi 57 66 milyon euro. Yani 3 futbolcu 66. 2 tane Galatasaray yani. Şey 6 e, yani 66 milyon euro zaten bu üçü çekti. Üçü çekti. Ama daha ayrılıklar da illaki olacaktır. Mesela Yusuf Demir diye bir çöp var süperstar 6 milyon euro verdiler. O kadar oynamamasına rağmen transfer market 5'te stopladı. Yani Fenerbahçe'nin futbolcusu 2 ay sakatlandı mıydı? 2,5-3 milyon euro para, parası düşerken bu çöp burada kaldı. Şeyi de çok merak ediyorum. Zaha bir kanatta tamam. Tete diğer kanatta tamam. Mecbur oynamak zorunda bunlar. Mecbur. Krem, şey Kerem, Zanyolo, bilmem ee, neydi lan onun adı? Yunus, Barış, Yusuf Demir. bunlar ne yapacak? Kazan kaldıracaklar mı? Çok çok merak ediyorum. Ama bizim işimiz Fenerbahçe. İnşallah Fenerbahçe şampiyonluk yaşar. Bunların hepsi unutulur. Güncel transfer market. Aziz Allah. Hadi inşallah şampiyonluk yaşarız da bu ezanda şey olur. Güncel transfer markete göre bizim artı 23'ümüz var. Bu arada Fred'in bedelini yazmamışlar. Ben söyleyeyim 10 milyon euro Fred'in bedeli. 5 taksit halinde 2'şer milyon euro. Ee, neyse. İsmail Kartal'dan flash açıklamalar. Burayı konuşalım. Çünkü çok zaman çaldım. İsmail Kartal. Temel Teknik Direktörü İsmail Kartal. Elite Spor'da önemli açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri. İlk olarak diyor ki hedefimiz 3 kulvarda da başarı. Yani kupalar kazanmak, camiamızı mutlu etmek istiyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Konferans Türkiye Kupası Türkiye Şampiyonluğu. Kesinlikle biri olacak deseler Türkiye şampiyonluğunu tercih ederim. İkincisi de deseler konferansı tercih ederim. Yani 3 tane yani 3 kupadan biri kesin deseler şampiyonluğu tercih ederim. İkincisi deseler konferans, üçüncüsü Türkiye kupası. Şampiyon olamayacaksın deseler konferans artı Türkiye kupası derim. Yani en anca bu keser derim. Ama Fenerbahçe artık beklediği şampiyonluğu almak zorunda yoksa Türk futbolu batıyor. Fenerbahçe'yi batıracağız derken Türk futbolunu batırdılar. Çıkartamıyorlar da. Önce iş bizde. Önce sorumluluklarımızı yerimize getir yerine getirmemiz lazım. Camianın evladı olarak kolay değil. Beklenti, beklenti çok yüksek. Taraftarı mutlu etmek için her şeyi üretmeye çalışıyorum. Pazar günü arkadaşlar ben bir <laughs> özür dileyim. Bir sonraki lig maçımız pazartesi. Ben bu maçı pazartesi diye sürekli lanse etmişim. Uyardı arkadaşlar maçımız pazar günü doğru. Pazar günü muhteşem taraftarımızın önünde iyi bir futbol oynayıp Lig'e iyi başlamak istiyoruz. İlk maçlar önemlidir. Bunun bilincindeyiz. Maribor 3-1 kazandık. İkinci maçın önemli avantaj. Taraftara, oyunculara teşekkürler diyorum. Bu arada aklıma gelmişken okul açık. Yarın tribünde ıslıklama yapanı döveceğini söyledi arkadaşlar. Açık ve net bir şekilde. Yarın tribinde ıslık yapana dayak var dedi. Yani Fenerbahçe futbolcusu ıslıklayana dayak var dedi. Merak içinde kriptoları bekliyorum. Yani merak içinde kriptoları bekliyorum. Islıklayacaklar mı? Ben bazı şeyleri çok fazla abartmayı seven bir insan değilim. Maçtan sonra futbolcular taraftarlarla sevincini paylaşsın. Ben odama çekilirim. Maçtan önce de odamda maça konsantre olurum. Onlarla yoğunlaşırım. Bir iki maç önce haber göndermişler. Oyuncularımı motive etsinler. Onların hakkıdır diye gitmedim. Artık gitmek mecbur oldu. Kırmak istemediğim için çıktım. Onları mutlu etmek için onlarla birlikte oldum. Bana gösterdikleri sevgi ve saygı için teşekkür ediyorum diyor. Taraftarların inancından mutluyum diyor arkadaşlar. Şampiyon olmak, kupalar kazanmak, iyi mücadele etmek yani bizim isteğimiz bu. Taraftarımız bazı oyunculardan beklentileri yüksek olabiliyor. O oyuncularda hata yapınca nasıl hata yapabilir diye oluyor tepkiler. Birkaç yıldır şampiyon olamadığımız için de beklentiler çok yüksek. Bak birkaç yıldır diyor. Trabzon'un şampiyonluğunu Fener'e yazdı o zaman. E onlar yapıyor ya İsmail Kartal da öyle mi yaptı acaba? Şaka bir tarafa. Biz de bir an önce şampiyon olmak istiyoruz. Ama hemen olmuyor. Bu birlikte mücadele ederek olacak şey. Hemen bir tepki koymamak lazım. Daha sabırlı olmamız lazım. Böyle olsak bazı şeyleri rahat aşabiliriz diyor. İletişim çok önemli. Taktik disiplinin başına iletişim geliyor. Bu iletişimi sağlayan Tadic ve Ceko'dan başlıyor. Bakın arkadaşlar. Transfer böyle yapılır. Takıma iki tane abi alındı. Öyle Galatasaray'ın efsane abilerinden değil bu. Normal futbolcu olan abilerden. Maklube falan yapmıyorlar. Futbolcuları, bu adam maklube de güzel bir şey, Arap yemeği. Kimse kendine mal etmesin. etmesin. yani altı sıra bizim yemeğimiz falan de demesin. Güzel bir Arap yemeği. Neyse şaka bir tarafa. Bak Cekon'un iletişimi çok iyi. Zaitse'nin iletişimi çok iyi. Zaitse ilk maçta formsuzdu. Kabul ediyorum doğru. Sezon başı yemedi ki. Rakip Sloven olunca oynamak istedi. İsmail Kartal da zaten rotasyon yapacaktı oynattı. Bilginiz olsun. Zayis 5-6 maç sonra önce kendine gelir. O konuda bir hem fikir olalım, hem hal olalım. Sonra üzülmeyelim. Bunlar oyunda olunca herkesi yönlendiriyorlar. Her antrenmandan sonra gösteriyoruz. Burada iletişim yok diye. Tat işte bunu yapabilen önemli oyunculardan biri. Ayaksa da yapabiliyordu. Çok önemli. Kaliteli bir oyuncu. 34 yaşında bir oyuncu ama herkese örnek davranıyor. Çıkmaya yakın bir ideal 11'imiz var elimizde. Mevcut kadroyla çalışmalarımız devam ediyor. Ufak takviyelerle daha iyi olacağını düşünüyoruz demiş. Yani mevcut kadromuzla rakiplere karşı nasıl kazanacağımızı düşünüyorum. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. diyor. Yüksek egolu bir insan değilim. Futbolcularla arkadaş gibiyim. Bak burası çok önemli. Açık ve net konuşurum. Kim oynayacak, kim oynamayacak açık konuşurum. Kimseye karşı kinci oyun yargılı değilim. Bütün oyuncularımız benim için değerli. Hepsini aynı mesafedeyim. Hepsiyle sohbet ederim. Açık ve net olduğumuz için birbirimizi daha net anlıyoruz. Antrenmanlar güzel geçiyor, tempolu geçiyor. Mutlu olduklarını görebiliyorum. Hatta diyor ki bir sonraki gün çıkacak kadroyu belirlerim. Kadroda olmayacak isimlerle daha çok vakit geçiririm. Ve onlara diyor bir babaca, baba şefkat ile yaklaşalım. İsmail Kartal'ın bu özelliği Türk futbolcularda yukarı ivmeyi, ivmeyi sağlıyor. Bilginiz olsun. Bu yukarı ivmeyi Türk futbolcularda özellikle sağlıyor. Çünkü Türk futbolcular duygusaldır. Özellikle Türkiye'de doğup büyüyenler duygusaldır. Bazı oyuncular İyi çalışıyor. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkıyor. Herkes sırasını bekleyecek. Batshuayi'nin mutsuz olduğunu sanmıyorum. Çok pozitif bir çocuk. Konuştuk çok mutlu. Elinden gelen her şeyi yapacağını düşünüyorum. Batshuayi oyun planımızda var. Başka kulüplerle adının geçmesi olumlu ama bizim bırakacağımız diye şu anda bir düşüncemiz yok. Ama çok önemli bir teklif. Gelirse kulüp politikalarına göre oturur konuşuruz diyor. Edincek o fiziksel durumu şu anda iyi. Bu tarz oyuncular biraz geç form tutar. Şu anda o seviyeye doğru yavaş yavaş geliyor. %70-80'lerde demiş. Bu da aslına bakarsanız iyi bir olay. Yani futbolcusu hakkında şu yorumu yapması ve futbolcusunu bilmesi. Okan Buruk konusunda ben geçmişin peşinde değilim. Petro'dan bahsediyor herhalde. Dizinin dibindeki videolardan mı bahsediyor? Geçmişin peşinde değilim. Öneme bakıyorum. Olması gereken bir cevap verdim. Aslında ona da başarılar diledim. Bunlara gerek yok. Biz işim, işimize bakalım diyor. Ha şey maçtan ilgili. Kağıt olayını konuşmuş. Önümüze iki kağıt alıyoruz basın toplantılarında. <laughs> Gelecek sorulara karşı unutmamak adına atlamamak için tam oyunu doğru bilgilendirmek için notlar alıyoruz. Bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. Bununla karşılaşmamak için böyle bir şey oldu. Bundan sonra da kolay kolay kağıttan okumam. Öyle bir şey söz konusu değil. Bundan sonra da kağıttan okumamaya gayret edeceğim diyor. bunu geçmişte Fatihlerin falan da yapmış ama Fenerbahçeli olmadığı için ihale buna patlamış İsmail Kartal'a. Transferi soracağınızı biliyordum. Şu anda başkanınız ve yönetimimiz çalışmalarını yürütüyor. İsim söylemem doğru olmaz. Yanlış bir cümle zarar verebilir. Şimdi şunu diyeceksiniz. Ya abi, hocam 1-2 hafta önce konuşuyordu. Şimdi niye konuşmuyor diyeceksiniz. 1-2 hafta önce net olan konuştu. Net olarak. Çok net olarak dedi ki VKO hayırlı olsun dedi. Çok net olarak. Ama transfer bitmişti. Diyor ki, bitmeden konuşmak doğru olmaz. Başkanınız ve yönetim çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Fred konusu başka oyuncular bunlarla ilgili başkan ve yönetim çalışmalara devam ediyor. İsim söylemem doğru olmaz. Bu arada saat 19 sularında katıldığı için Fred kapıda da baya baya geç oldu. O yüzden aa, hani hocam biliyordu niye? Anlık şeyler bunlar. <laughs> Mevki de söylemem doğru olmaz. Oyuncularımız her şeyi takip ediyor. Etkilenebilirler. Birkaç oyuncu daha transfer edebiliriz. Başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Bu sene ligin geçen seneye göre daha zorlu geçeceğini düşünüyorum. Herkes kadrosunu güçlendiriyor. Beşiktaş hariç. Beşiktaşlı arkadaşlarım bunu söylüyorlar. Bilmiyorum. Bu sene bu puan ortalamasının düşebileceğini düşünüyorum demiş. Şimdi geçen sene ben açık söyleyeyim. Galatasaray net bir şekilde kollandı. Net bir şekilde. Fenerbahçe'nin de müthiş bir e, seri yakaladığı dönem vardı. Fener takılsaydı kollanmadan vazgeçeceklerdi. Fener takılmayınca kollandılar verilmeyen, defalarca verilmeyen sarı kartlar, kırmızı kartlar. Kimse kendini kandırmasın. E Sonrası da malum. Şimdi yanlış bir bilgi vermiş olmayayım. Beşiktaş'ın transfer marketi 105.55 Fenerbahçe'nin güncel 198. Galatasaray'ın güncel 247 ancak Fenerbahçe'de gidecekler ve gelecekler var. Ben yine aşağı yukarı 300'e yaklaşacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama Beşiktaş 105 diyor. Yani ben Beşiktaş taraftarını söylediğimi söylüyorum. Amorti gelmiş Beşiktaş'a. 12 milyon euro mesela transfer marketini arttıran bir isim. Bildiğim kadarıyla. Montero hala bu takım Beşiktaş'ta mıymış da? Ben gitti zannediyorum. Bizi öldü zannediyor. Cenazesine gittiydik. Masuako'nun bon servisi alınmış mesela. 6 milyon euro transfer marketi. 2. O na, na na geldi. 6 milyon euro etti sana. 3. Başka Rebic etti sana. 4. 4. Ee, Asic falan hala buradaymış. 4. Yani transfer marketini söylüyorum Beşiktaş'ın. 4 futbolcu gelmiş. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani Beşiktaş'ın hala alacağı futbolcu illaki vardır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Beşiktaşlar tepki gösteriyorlar. Ben onu belirteyim. Şimdi Fenerbahçe'den gidecekler olacak dedim. Mesela kim? Fenerbahçe'den çağrı kendinize kulüp bulun. İsmail Kartal'ın yeni sezonda düşünmediği bazı isimler var. William Arao, Gustavo Henrique. Yönetim kendilerinden kulüp bulmalarını istedi. Fenerbahçe yönetimi transferler kadar gidecek de odaklandı. Bu iki futbolcuya sizi kadroda düşünmüyoruz. Kendinize kulüp bulun dedi. Arao görüşüyor. Bon serviste gidebilecek. Ayrıca arkadaşlar Nazım Sangari'ye de biz seni kesinlikle düşünmüyoruz. Kulüp bul dedim, denildi. Emir Ortakaya oynayabileceğim bir kulübe kiralanmak istiyorsan görüşmelerini sürdür dedi. Ee, görüşmeler sürüyor. Emre Demir aynı şekilde. Burak Kapacak aynı şekilde. Bunlar oynayabilecekleri kulüplere kiralanacaklar arkadaşlar. Zaten ee, Çağatay kuru kalıp da gitti. Daha giden kapı çok olacak. Onu bu, bu sebeple belirteyim. Altay gidip Libakovic gelme ihtimali var. Böyle bir durum söz konusu. Aynı zamanda Luan Perez'in gitme ihtimali var. Başka şöyle bakayım. Daha Serdar Aziz'in gitme durumu var. Samet Akaydın'ın gitme durumu var. Ee, Yiğit Efe'nin kiralanma durumu var. Alt yapımızdan çıkan oyuncu. Oster gitme durumu var. Ama biraz azaldı gibi. Başka? Bartu Elmaz oynama garantisi verse birisi gitme durumu var. Yusuf Kocatürk'ün var. Alt yapımızdan çıkan. Crespo'nun satılma durumu gittikçe artıyor. Hatta ben Miguel Crespo satılacak desem ee, herhalde yalan söylemiş olmam. Bunun da kapını vereyim size. Çünkü biz net bir şekilde bir 6 numara alacağız. bu fazlalık orada. Mert Hakan Yandaş. Ya teklif olsa aslında düşünülür de. Jorginho altyapımızdan yetişen futbolcu. Zaman zaman alt takımda forma giyebilir. Ee, Lincoln'un sözleşmesi donduruldu. Arda Çağdaş kiralanabilir. Kent, Tadic, İrfan Can, Kahveci, Emre Mor. Burak kapacak dediğim gibi gidici. Ya şu King. Arkadaşlar King'in gitme durumu var. Söz konusu. E, oyuncunun kendi de istiyor. Aslına bak ya istemiyor daha doğrusu da. Artık bir nebze istemeye de başladı. Çünkü o da bir şeylerin farkında. Serdar Dursun gitmese de orada çürür. Barış Sungur zamanında iyi bir yatırımdı ama beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Melih Pouls'tan oynama garantisi verseler o da gidecek. Böyle bir durum söz konusu. Ve son olarak Fenerbahçe Radek Kurniç için kararını verdi diyor. Dakikanızı çalmayayım arkadaşlar. 26 dakika olmuş. Kurniç'ten Fenerbahçe vazgeçti diyor. Uzun uzda diye okumayacağım. Niye vazgeçildiğini anlatayım. Biz 5 milyon euroya alırız diye düşündük. 5 milyon euroya vermediler. 10 milyon, 15 milyon eurolar öne sürüldü. Onu belirteyim arkadaşlar. Mesela Nicolas Dominguez. Ee, Nicolas Dominguez için de kulübünün dönek tavırları insanı sinir ediyor. Yoksa İsmail Kartal alabilirsiniz. Benim beğendiğim oyuncu diyor. Kulübü dönek tavırlarda. 12 milyon euroya düştü. Biz biraz daha düşürün ve taksitleyin dedik. Kabul ederlerse olabilir. Bana şu soruyu soracağınızdan eminim. Ya da sormadınız ama ben soracağınızdan eminim. İlla ki biri soracak. Hocam bak Ali Koç sanki ulan benden sonraki yönetim ne yaparsa yapsın mantığında. Eskiden hocam futbolcuyu alıyordu 3 senelik çünkü biz 3 sene buradayız diyordu. Şimdi benden sonraki yönetim ne yaparsa yapsın mantığında. Sence doğru mu diyeceksiniz. Bence doğru. İlk senesinde de şimdikinde de aynı şeyi söylüyorum. Transfer dediğin şey aman ben gideceğim benden sonrakiler şöyle yapsın böyle yapsın dedi. Burası Fenerbahçe. Buraya kaliteli topçuyu alırsın senden sonraki de ne yapıyorsa yapar. O senden sonrakinin sorunu. Sen getirirsin. Cengiz Ünder'i getirdin benden sonraki ne der demeyeceksin. Diyeceksin ki Cengiz'le şampiyon olurum. Bak. Allah şahidim. Fenerbahçe'nin transferleri konusunda ben şunu belirteyim. Livakovic'in ihtimali var hala. Livakovic gelirse 6 senen 7 senen garanti. Mert Müldür kadroda durursa 4 senen 5 senen yedek olarak olsa garanti. BKO garanti. Ciku bence garanti. Ferdi Kadıoğlu var garanti. Fred garanti edin. Endombele'yi getirirsen bence bir o 6 seneyi daha garantilersin. Gitmezse satılmaz. Şimanski zaten garanti. Tadiç garanti. Cengiz Ünder garanti. Edince konuş 4 sene de olsa oynar merak etme. Batshuayi garanti. E baktığın zaman sen Fener yani benden sonrakiler ne yapar diye düşünmeyeceksin. Mustera 37 yaşında. Bırak sıra yönetimi. Mustera sonrasını düşünsün. O senin sorunun değil. Sen de Ceko sonrasını düşün. Seni ya Şua'yı satarım. Ceko'nun yerini doldurur mu düşün mesela? Anlatabiliyor muyum? O yüzden ben Fenerbahçe adına şunu belirteyim. Transferde doğru yoldayız. Arka arkaya kaplara hazır olun. Ve ben bir sürpriz daha söyleyeyim. Ya da yok sabahki videoyu izleyin. Sürpriz oradaydı. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok net bir sürpriz var. Nedense o videodan sonra da sosyal medyadakiler transfer şey neydi onun adı? Fırsat transferi diye paylaşmışlar. Fenerbahçe'de transfer bitmedi arkadaşlar. Cengiz'den sonra da bitmedi. Bitmeyecek de. Bitmeyi de düşünmüyor. Anladınız mı? Yani bitmeyi de düşünmüyor. Ama Livakovic konusunda da e, içimdekini dışımdan söyleyeyim. Livakovic konusunda işler hızlandı. Dün söyledim ama tekrar edeyim. Altay bayındır gitmek istiyor artık. Baskılar Altay'ı bir nevi yıldırdı. Altay gitmek istiyor. Kafamı futbola veremiyorum diyor. Altay'ın gidişi hızlanacak. E, ve bir şey söyleyeyim mi size? Livakovic'in serbest kalma bedeli 10 milyon euroydu değil mi? Düşün. Biraz daha düşün. Bu da benden size sürpriz olsun. İyi ki bu kanaldasınız. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Hepiniz iyi ki varsınız. Allah razı olsun arkadaşlar. İyi ki bizlerlesiniz. Çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Ve ayrıca da sizden özellikle ve özellikle bir ricam olacak. Ricam şu. Kanalımıza lütfen eşinizi dostunuzu çağırın. Videoları beğenin. Videolara yorumlar atın. Videoyla alakalı yorumlar atın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Hepinize ee, Sonsuz sevgi saygılar iletiyorum. Rakiplerimizin puan kaybettiği maçlardan sonra hocam canlı yayın aç diyen arkadaşlar var. İnşallah kaybederler açarız güler eğleniriz. Komik muhabbet şamata olur. Görüşmek üzere arkadaşlar.